Yıllarca güldürdü. Komik olacağım diye küfürlü konuşmadı. Onun peltek konuşmasına, ara sıra teklemesine, yavyum demesine... Sinek arkadaşım deyişine güldük. En ağır lafı ise sinek oğlu sinekti. Bir şamakaya giymek istiyorum ben. Ne o? Beğenemedin mi sinek arkadaşıma? Ne dedin? 1955 yılında Berdoş diye bir film çekilecek. Başrollerinde Zeki Müren. Yan rollerden biri de İbrahim diye bir tip. Bunu oynayacak olan arkadaş sarhoş olmuş, sete gelememiş. Kim oynasın diye düşünülmüş. Osman Seden de bizim Feridun'u oynatalım demiş. Yarı şaka söylüyor benim adımı. Zeki Müren de bakmış, iyi ama şekerim, meşhur değil ki demiş. Neyse ki hemen arkasından da ama olabilir, niye olmasın diye eklemiş. İşte bu olabilir lafı benim hayatımın anahtarı oldu. Zeki Müren bu yüzden benim veli nimetimdir. Allah tarafından bana gönderilmiş bir nimettir. Her şeyimi onu iki dudağından çıkan bu olabilir lafına borçluyum efendim. Berdoş filmindeki İbrahim kekeme boyacı bir tip. Yaşar Öztürk diye bir oyuncu ağabeyimiz vardı. Kekeme taklidinin en kralını yapardı. Yine de sıkıcı olurdu. Söz uzayacağı için ne yapsan nafile. Bunu biliyorum ya, düşündüm. Ben rolümü kekeme değil, peltek yapayım dedim. Öyle de yaptım. Boyacı bir gariben ya bu İbrahim. Koydum pantolonun kıçına bir yama. Bir de uyduruk bir kep giydim başıma. Önüne de cilalıyı boyazdım. Osman Seden bunu görünce yerden yere vurdu kendini. O ne öyle? Sil onu şapkandan. Çocuk piyesi mi bu? Tamam siliyorum dedim. Ama yalan. Numara yapıyorum. Çekim başladı. Yazı yine aynı yerde. Cilalıyı bu. Osman köpürüyor. Hani çıkaracaktın? Çıkmıyor, ne yapayım dedim. Osman, eşe ol eşek. Artık kalacak öyle adın. Cilalıyı bu diye. Çocuk tiyatrosuna döndürdüm filmi dedi. Adım gerçekten de Cilalı İbo olarak kaldı. Ve kardeşim ortalık yıkıldı. Eh dedim, bu millet sanattan anlamıyor. Giy şapkayı, peltek peltek, yavyum de, millet serilsin yerlere. Hayatım değişti abi. Allah bu Zeki Müren'i tuttuğunu altın etsin. Ben hayatımda 1.000 lirayı bir arada görmemiş adamım. Berduş'taki İbo tipiyle bir anda havalara kanatlanınca para beğenmez oldum. Filmden sonra bana 1.000 lira vermeye kalktılar, almadım. Ne istiyorsun dediler. 1.500 lira isterim dedim. Osman, vermiyoruz. 1.000 lirayı da alırsan al dedi. Ben de almıyorum, kalsın dedim. Film çıktı piyasaya. Ortalık yerinden oynadı. İbo meşhur oldu. Bana bir zarfın içinde 1.500 lira yolladılar. Havam 1.500'dü artık. Yeşilçam'da sokağa çıkınca bütün pencereler açılıyor. Hürrem Ertan, Yuvakim Film Redis... Hepsi benimle film yapmak istiyorlar. Film başına 5.000 lira veriyorlar. En azından 30 şirket böyle. İşte o zaman kendime dur dedim. Bak bu tarafım vardır. İyi mi kötü mü yaptım bilmiyorum. O zamanlar iyi yaptım diye düşünüyordum. Şimdi eşeklik mi ettim diyorum. 30 tane film yapsam 5.000 liradan tam 150.000 lira eder. O zamanın parasıyla milyarderim bugünün ölçülerinde. Dur dedim, kendine gel. Aptallık etme. Kimseye evet demedim. Osman Seden seninle film yapacağız dedi. Hemen sordum. Beni habere çağırıyorlar. Kaç para vereceksin? Kızdı, köpürdü. Sen sadece bana film yapacaksın. 7.500 lira vereceğim film başına. Kabul ettim. Ama bu ne demek? 150.000 lirayı reddedip Osman'a tek bir film yapıp 7.500 lirayı kabul edeceğim demek. Böylece Cilalı İbo casuslar arasında başladık. Yine inlettik ortalığı. Pencereler açıldı. Bu kez 10'ar bin lira veriyorlar film başına. Osman ücreti 12.500 liraya çıkardı bunun üzerine. Habire fiyatım yükseliyor ama dikkatini çekerim. Senede sadece bir film yapıyorum abi. 2 sene geçti arada. İşler yine çok iyi. Ben Osman'a artık 40 bin lira istiyorum dedim. Vermedi. Bak giderim dedim. Gidersen git. Şımardın artık sen dedim. Gittim ben de. Yuvakim Film Redis'e geldim. Seninle film yapıyorum dedim. Mukavele yaptık. Rejisör olarak Mehmet Dinler'le çalışırım dedim. Kabul etti. 65 bin lira aldım o film için. Ardından Osman çıktı yoluma. Ben seninle şakalaştım ulan. Ne biçim adamsın be dedi. Döndük yine Kemal Film gemisine. Bu sefer Osman beni Beya Film'e pazarladı.
Cilalı İbo'nun Çilesi diye Lütfakat'ta bir film yaptık. 25 tane kadar Cilalı İbo çektim bugüne kadar. Tam sayısını ben bile unuttum. Cilalı İbo Texas Fatih'inde filminin tüm ekibini ben alıp götürdüm Amerika'ya. Döndükten sonra bir Cilalı İbo daha yaptık. Sonra sinemada erotik dönem başladı. Sene 1974-75. O zamanın parasıyla 15 milyon lira teklif ettiler. Ben de peynir ekmek yerim ama yine de erotik filmlerde oynamam dedim. Yıllar geçiyordu. 1985'te Osman Seden yine geldi. Film yapalım dedi. Önce Cilalı İbo beni anlama götür, ardından Cilalı İbo Tehlikede'yi yaptık. Sonra da Yılmaz Atadeniz'le Cilalı İbo Maceralar Peşinde diye bir film daha yaptık. Son olarak da Cilalı İbo Bahriye'de'yi yaptık.